Sevgili Aliya Emlak takipçilerimiz. Bugün sizler için Gönen'e asfalt yoldan gelindiğinde 11 kilometre, ara yoldan gelindiğinde 7 kilometre uzandaki etrafında dünyaca ünlü çiftliklerin olduğu Atici Oba köyündeyiz. 340 rakımdayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz vericiler Turkcell ve Vodafone diye biliyorum. Vericilerin olduğu bölgedeyiz. Sizlere toplamda 4 parçadan oluşan, normalde 6 tane çekim yapacağız. Bulunduğum yerde 4 tane parsel var. Şu an burayı tanıtıyoruz. Toplamda 55 dönüm, 55 bin metrekarelik arazinin tanıtımını yapacağız. Yeri göstermeden önce hemen başlayalım yerlerin metrekarelerini söyleyelim. En büyük yerimiz burası 27.500 metrekare tek tapu. Hemen altındaki yer 8.450 metrekare. Hemen yanı başında 13.150. Yine onun yanında 6.500. Bu tarlaların hepsi birbirine değer vaziyette. Etrafı ve içlerinde meşe ağaçları var. Buğday ekili 30 dönüme yakın kısmı. Taşlık olan bölgelerde az sonra tarlada gördüğünüz gibi göreceksiniz daha doğrusu. Hepsi bir araya toplanmış. Bir kepçeli bir harfiyat yapıldığında o taşları buradan kaldırabilir ya da sınırlara taş duvar yapmakta kullanabilirsiniz. Hepsi bir arada olması güzel. Köye yakın. Hemen şöyle arkamıza dönelim. Şu an bulunduğumuz yer 27 küsürlük olan 27.500'lük tarlanın içindeyiz. Bulunduğumuz ekilmeyen yer ve alttaki ekili olan yeşil yer tarlanın devamı. Hemen yanımızda büyük bir çiftliğimiz mevcut. Hemen video başladığımız yer. Burada elektrik mevcut. Karşımızda elektrik mevcut. Köyde hemen yanı başımızda buradan hemen sola doğru döndüğümüzde oradaki evleri göreceksiniz zaten. Evet. Diğer yerimiz de burası. Şöyle ilerleyelim. Murat abim yardımcı olsun. Şu an gözünüzde gördüğünüz tarlalar 27.500 metrekare olan tarlanın içi. Çiftliğimizde net bir şekilde gözüktüğünü düşünüyorum. İki yerin de hatta üç yerin de cephesi meraya ve ormana dayalı. Arkanız komple mera değerli izleyenler. Rakım olarak çok yüksekteyiz. Şu an Gönen'in olduğu konum ve aşağıdaki köyler sistem fazla gözükmüyor. Onu gösteremeyeceğiz. Oksijen de gayet güzel. Bakın şöyle söylemek istediklerim. Aşağılarda da göreceksiniz. Taşlar zamanında böyle bir araya toplanmışlar. Aslında götürülecek vaziyette. Hemen tarlanın içindekileri de gösterelim. Yavaş yavaş. Evet, öbek yapılmış. Bunların hepsi harfiyatla gidebilecek durumda. İçerisinde buğday ekili. Daha sonra dediğim gibi vericiler yanımızda. Hemen karşıda görmüş olduğunuz ormanlık alan ve onun arkasında her yer mera ve orman. Yayılım sıkıntısı yok. Çiftlik mi yapacaksınız? Meyve mi ekeceksiniz? Evet, buralarda hibesi bol olduğu için ve emsal teşkil ettiği için 9-10 tane büyük çiftliklerimiz var. Hepsi de meşhur çiftlikler. Değerli izleyenler öyle ismi duyulmuş çiftliklerimiz. Bu neymiş burada? Mantar aradıklarımızdan değil galiba. Değil. Merki diyorlar bunlara. Ben bilmiyorum. Çimen mantarını anlıyorum ben sadece. Şimdi Gökhan, İlhan abi bir çağırır mısın? Su olayında bir soralım. Onu sormayı unuttum. Buralarda su durumu nasıl? Tarlanın içinden bacağa kadar su çıkıyor. Kalınında su boşa akıyor. Yani su sıkıntısı yok. Bu arkası da mera. Hemen gösterelim. Hemen abi. Bölgenin hakimlerinden ve buranın burada doğup büyümüş bir abimiz. Aynı anda da satışa sunduğumuz parçaların yer sahibi. Bir kısmının, bir kısmı da akrabası. Neresi abi? Burası mezarlık yolu mu? Bak mezarlık dibinde zaten. Şimdi Mera nerede abi? Burası Mera. Ha, burası Mera. Evet. Tamam. Tarafı vericilerin olduğu tarla. Tam o tarla, vericiden olduğu yer bir kişiye ait tarla zaten. Evet. Sol taraf bizim sattığımız tarla. Aynen. Şu an Mera'da mıyız?
şu anda neredeyiz? Tamam. Senin olumsuz tarafı tarla bak. Yol, evet. Mezarlığı çıkan yol buraya da birleşiyor, tamam mı? Bu yol Muratlara bağlantı yolu. Buradan Muratlara inebiliyorsun. Şimdi şeye de değinelim. Bu tarlanın bir kısmı Hatice Oba'ya bağlı, bir kısmı Muratlara bağlı. Doğru mu? Benimki Muratlara bağlı da. Bu taraf Hatice Oba'ya bağlı. Orada 3 parsel Muratlara bağlı. Tamam. Bu parsel Hatice Oba'ya bağlı. Şimdi bu yol mezarlık yolu. Aynen. Tarlaya da geliyor. Tarlaya kadar yol geliyor. Aynen. Buradan aşağısı? Buradan Muratlara bağlantı yolu var. Normalde buradan Muratlara gidiyor. Aynen. Şu aşağısı Ekşilere galiba. Karşısı Ekşilere, hemen bu altta da Muratlar. Görünüyor evler. Görünmüyor sistem valla, o kadar yüksek değil ki. Şurada görünüyor. Ha evet, çıktı. Bayağı aşağıda kalmış. Aynen. Hemen gösterelim. Burada mera da büyük. Büyük mera, sıkıntı yok. Ta Kumköy'e kadar dayanıyor. Telefon çekme sıkıntısı yok. İnternet çekme sıkıntısı yok. Su sıkıntısı da yok. Yol sıkıntısı da yok. Yok. Toplamda 55 dönüm. Her zaman denk gelmeyecek büyüklükte. Evet. Büyüklük kaç parçaydı? 1, 2, 3, 4 parça hepsi birbirine değiyor. Aynen. Evet, içinde ağaçlar da var. Aynen, meşelik. Meşelik. İsterseniz bunları biraz seyreltebilirsiniz. İsterseniz buğday ekmeye devam edin, ister çiftlik yapın, ister meyve ekin. Aynen. Su olduğu için aslında ceviz de ekilebilir, hurma da ekilebilir. Evet, şöyle tekrar yerimize doğru gidelim. Yolu bir daha gösterelim. Sonra drone görüntüsüyle hem köyü gösteririz, hem yerimizi gösteririz. Karşıda da çiftlikler var. Hayır, çek karşıdan. Hemen yanımızdakiler, karşıdakiler. Karşında çek. Bu kale ne tarafta kaldı kale? Kale karşıda, şu bak buradan görünüyor bura. Hani? Bak ta şu iki tepenin arasında bak. Ta orada şu, tepede. Şu. O kadar yüksek. Bak çift, o kural kalıyor bak. Hmm. Yolun altında. Taş da çevriliyor. Görünüyor orada. Gördüm. Sistem pek gözükmüyor ama anladım. Aynen. Elektrik var zaten. Aynen. Elektrik, su sıkıntısı yok. Satışta problem yok. Aynı gün yok, satışı yok. Veririz. Öyle hisseli yok. Falan değil. Aynen. Ya bu şey hisseli ama şeyde sıkıntı yok. Hepsi anlaşılıyor. Yani herkes imza atıyor o tarladaki de. Aynen. Tamam. Yolumuzu gösterdik. Yerimize gelen merayı da gösterdik. Yol böyle ben devam ediyor. Burada koyun baktılar. Saya yeri burası. Buradan bakla. Bak o temel saya yeri. Ha şurada. He orada koyun sayası vardı. Define çıkmaz mı bunlar ya? Orada koyun sayası vardı. İki sırada telsiz çekmişler. Evet. Evet. Temel gözüküyor. Aynen. Evet. Şöyle aşağılarda gösterelim. Gönen gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözükür de çiftlikten görünmez. Yok, buradan görünüyor da sisten görünmüyor. Bak aynen. Buradan görünüyor gönen. Görünür, bir kısmı görünür. Evet. O şeyden sistem pek görünmüyor. Mantar buluruz dedik ama. Yok, geçen bulduğum yerde yok. Toplamışlar. 340 rakımdayız. Havası çok güzelmiş hakikaten ya. Aynen, evet, şöyle yerimize bir daha girelim. Yericileri de şöyle uzaktan gösterelim. Drone'la sonra ben köyü göstereceğim, tarlaları göstereceğim. Güzelce çizeceğiz. Diğer tarafta iki parça kalmıştı. Diğer iki parseli de çekip bugün ve 2022'yi kapatacağız. Nasipse 2023'te görüşürüz. İyi seyirler, hoşça kalın, esenlikle kalın.